Keşan'ın altı taş köyünde bulunmaktayız. Sayın muhtar adayımız Mesut Bozdağ'la birlikteyiz. Aynı zamanda Mesut Bey bu dönemdeki şu an muhtar birinci azasıydı değil mi efendim? Evet. Sayın Mesut Bey adaylarınızı ve sizi kısaca bir tanıyalım öncelikle. Evli, bekar, köyümüz kaç aylık bunları hepsini sizlerden dinleyelim bir. Tabii. Şu anda Altıntaş köyünde ikamet ediyorum. Minibüs işletmeciliği yapıyorum. Çiftçilik de bunun yanında var. Aynı zamanda evli ve iki çocuk babasıyım. Mevcut çalışmalar yaptık geçen dönemler. Ağzalıkta. İkinci dönem ağzayım. Bu sene kısmetse muhtar adayı olarak çıktım. Hayırlısı olsun diyoruz öncelikle. Evet. Peki efendim, köyümüz kaç anelik, seçmelerimiz kaçtır? Şu anda 400'ün üzerinde 407 falan seçmenimiz var ilk gelen askılarda. Bunda değişiklikler olabilir. Eksikler vardı. Bunlar tamamlanacak. 180 diyelim iş mevcut var ama bu yazın köyümüz şeyi değişiyor. Nüfus değişiyor. Yazın yazlıkçılar geliyor. Emekliler geliyor. Yazı burada geçiyor. Yazın çok aktif oluyoruz. Hareketlilik oluyor yani. Köyümüzün geçim kaynakları nedir Sayın Mesut Bey bu arada? Genelde çiftçilik ve hayvancılık üzerinde geçim kaynağımız bunlar. Sulu tarım mesela ne sulu kadar bir yok. Araziniz var? Sulu tarımımız yok fakat çalışmalarımızı yaptık. Önümüzdeki yıl kısmetse ilk baharda da başlayabilir. Bir sulama göleti projemiz olduydu. O faal duruma geçme ihtimali büyük yani. Evet. Her şey oldu şu anda. Bir tek artık inşaat aşamasına geldik. Mesut Bey, tabii halkın takdiri bir adaysınız sonuçta. Şu an muhtar adaysınız Altıntaş Köyü'nde. Evet. Geldiğimiz takdirde oldu. Halkın takdiri dediğimiz gibi seçildiğiniz takdirde neler yapmayı ilk planları düşünüyorsunuz? Onları bir kısaca alalım. Yapmayı düşünüyorum. Dediğim şeyleri şimdiden vaat etmek istemiyorum. Mevcut projelerimiz var. Önce bunları ayakta tutmamız lazım. Bunları başarmamız lazım. Köyümüzün bütçesi sınırlı. Şimdiden onu yaparım, bunu yaparım. Vaatte bulunmak. Yanlış olur çünkü bu işin içinde olduğum için bütçemi biliyorum. Bundan sonraki olacak bütçelerimi de biliyorum. İhtiyaç olan şeyleri yapmaya çalışacağız diyeyim. Neler var mesela ilk etapta ihtiyaç olan köyde yapılması gerekenler? İhtiyaç olanlar şu anda aciliyatta bir şey yok. Yani geçen dönemi çok iyi değerlendirdik, çok iyi yaptık. Ha, mevcut olan şeyler var. Gençlere daha önceden vaat edilmiş bir sahamız vardı. Bu yarım kaldı. Hiç başlamışken bitiremedik. Bunu düşünüyorum. Bunun yanında daha yapılacak şeyler var ama bunları da seçim önünde açıklamak istemiyorum gerçek. Evet. Yani işin doğrusu. Onlar da benim abi, son günlerde seçilelim de halkın takdiri seçildiğimiz takdirde yapacaklarımız da boş vaat vermek de olmuyor. Yani boş vaat verip de sonra mahcup olmak yapamadıktan sonra da bir yani, de yoktur. Doğru. Ama önümüze gelen şeyleri ve burada iki dönemden beri olan tecrübelerime dayanarak mevcut olanları bitirelim. Ondan sonra önümüze gelecekleri üstesinden gelebileceğimiz her şeyi yapmaya hazırım. Hazırım diyorsunuz. Evet. Peki yani bu yazın hani köy dediğiniz zaman işte dışarıdan gelenler bir hareketlilik. Evet. Köyümüzde herhangi böyle bir eski bir cami herhangi bir şey bulunur mu? Böyle bir şeyler var mı? Mesela tarihi bir yer böyle işte. Tarihi yerimiz yok eskilerden. Yani gibi mesela bazı köylerde hamamlar oluyor eski işte öyle bir böyle, şey. Böyle, şey yok, böyle şeylerimiz kalmadı. Bir eski kilisemiz varmış zamanında. Bunu da yani. Okula çevrilmiş zaten. Onlarda maalesef nüfus ve öğrenci sayısının azlığından şu anda taşımalı sistemde. Taşımalı sistem. Nereye gidiyor öğrenciler? Paşit belgesine taşınıyor şu anda. Orası da berde. Evet. Onları da minibüsçülük yaptığım için ben taşıyorum şu anda. Hayırlısı olsun. Evet. Peki bu konuda eklemek istediğiniz başka herhangi bir şey? Eklemek istediğim olacak olan seçim Altıntaş'a önce hayırlı olması lazım. Seçmenlerimizin de oylarını verirken
benim akrabam, eşim, dostum diye değil de gerçekten Altıntaş'a bir şeyler kazandırılacağını verecek kişileri göz önüne alarak oylarını kullansınlar. Kesinlikle akrabadır, eştir, dosttur, bu işlerle maalesef yürümüyor. Bunun en güzel örneği geçen bu 4-5 senelik evet. zaman zarfında nelerin yapıldığını herkes gördü. Anladım. Tabii bu arada siz adaysınız. Diğer evet. aday arkadaşlar da buradan diğer adaylar da arkadaşlara evet. seslenmek istediğiniz bizim aracılığımızda bir şey var mı efendim? Söylemek istediğiniz. Hepsine başarılar dilerim. Hiçbirini kınamıyorum. Kınanmak onlar tarafından da kınanmak istemiyorum. Hepsinde arkadaşlığımız, komşuluğumuz var. Bu köyün insanıyız. Daha önceki dönemlerde seçimlerde bazı seçimler sonrası problemler yaşandı. Benim tek temennim kim kazanırsa kazansın kimse birbirine kin gütmesin. O kazandırdı, bu kaybettirdi. Bir dostluk içerisinde bunu bitirelim. Yeter ki hayırlı olan kazansın. Peki efendim. Benim görüşüm bu. Şimdiden kazanacak kişiye hayırlı olsun derim. Peki çok teşekkür ederim. Sayın seyirciler işte Sayın Mesut Bozdağ'la birlikteydik muhtar adayımızla. Kısaca da olsa bir köy hakkında adaylık seçildikten sonra muhtar olduğu takdirde yapacaklarına tabi vaatte bulunmak istemediğini kendileri söyledi. Peki Mesut Bey çok teşekkür ediyoruz. Evet.